Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yaklaşık 20 dakika önce 2020 yılı bilançosunu açıklayan Info Yatırım'a bakacağız. Info Yatırım temel analiz tarafından nasıl bir bilanço açıkladı? Ucuz mu, pahalı mı, ne durumda? Teknik analiz tarafında şu anda ne durumda olduğunu inceleyeceğiz. Analize başlamadan önce arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Şu anda kanalda 27 tane firmanın canlı, güncel 2020 yılı bilanço analizleri bulunuyor. Onları da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Buyurun gelin başlayalım. Arkadaşlar burada baktığımız vakit. Arkadaşlar sizlerle birlikte Info Yatırım aktif büyümesi geçen seneye göre sabit kaldığını söyleyebiliriz. %377'den %325'e hafif düşmüş, herhangi bir problem değil. Özellikle yıllık bazda net kar büyümesi %190'dan %944'e gelmiş. Ciddi bir büyüme yapmış. Öz sermaye büyümesi arkadaşlar %15'den %320'ye gelmiş. Ciddi manada da öz sermayesini büyüttüğünü söyleyebiliriz. Birazdan sektöre göre durumuna bakacağız. Burada hisse başı kar arkadaşlar 2019'da 0.25 iken şu anda 0.50, yani 2'ye katladığını söyleyebiliriz. Burada arkadaşlar firma tarafında baktığımız vakit aktif karlılık yıllık bazda %3'ten %7'ye gelmiş. Öz sermaye karlılığı %13'ten %52'ye gelmiş. Yani arkadaşlar Info Yatırım geçen sene %13 büyümüş. Bu sene %51, %52 büyümüş. Ciddi manada büyüme sağlamış. Aktif karlılığı da 2 katına çıkmış. Cari oran ve likit oran tarafı kabul edilebilir tarafta. Burada metrikler için arkadaşlar anlamlarını merak ediyorsanız eğitim setimize bakabilirsiniz. Bir de arkadaşlar buradan bakalım. Grafikler daha güzel akılda kalıcı oluyor. Yıllık satış gelirleri tarafında arkadaşlar FAVÖK bölü satış gelirleri yıllık bazda 11'den 1.1'e gerilemiş arkadaşlar. Burada esas faaliyet kar marjı 9.1'den arkadaşlar tekrardan 1.1'e gerilediğini söyleyebiliriz. Net kar marjı 5.3'ten arkadaşlar 0.7'ye gerilemiş. Karlılıkta biraz gerimesi var. Öz sermaye karlılığı 13.8'den arkadaşlar 51-52'ye gelmiş. Bunun pozitif olduğunu. Brüt esas faaliyet kar marjı 42.5'tan 2.2'ye düştüğünü söyleyebiliriz. Burada karlılık, kar marjlarının düşmesi biraz düşündürücü, lakin öz sermaye karlılığında ciddi bir büyümesi mevcut. Burada baktığımız vakit arkadaşlar aracı kurumlar sektörü fiyat kazanç oranı tarafında 11 iken Info Yatırım 14. Burada yaklaşık arkadaşlar %25'lik bir pahalı olduğunu söyleyebiliriz. %25-%30. Piyasa değeri, defter değeri tarafında ise aracı kurumlar sektörüyle paralel hareket ettiğini, şu an çok azıcık bir ucuzluk olduğunu söyleyebiliriz. Yani aynı fiyatta olduğunu söyleyebiliriz. Bir de rakamlar tarafından bakalım arkadaşlar. Net satışlar geçen sene 88 milyonken şu anda arkadaşlar 6.852 milyonlara gelmiş. Yani 6 milyar TL'leri bulmuş. Ciddi bir net satış artırmış. Yani burada açıkçası bir şey mi sattı, ne yaptı bir aklıma gelmedi değil. Esas faaliyet kar zararı arkadaşlar 8 milyondan 72 milyona gelmiş. Burada da bir artışı mevcut. Öz kaynaklar tarafında 36 milyondan 151 milyona geldiğini, zaten öz sermayesinin büyüdüğünü söylemiştik. Bir de arkadaşlar bulunduğu sektöre göre aracı kurumlar tarafında şuradan bakarsak burada arkadaşlar İş Menkul Değerler ve Osmanlı Menkul Değerler'in analiz videosu kanalda yüklü, izleyebilirsiniz. Info Yatırım'da öz kaynak veya öz sermaye karlılığı 13'ten 51'e 52'ye geldiğini, pozitifte olduğunu söylemiştik. Borç kaynak oranı arkadaşlar sabit 85-86 olmuş. Herhangi bir problem değil. Aktif karlılık 3'ten arkadaşlar 7'ye gelmiş. Bunun pozitif olduğunu söyledik. Aktif devir hızı 0.57'den 10'a çıkmış. Ciddi manada aktif devir hızını artırmış. Net kar marjı arkadaşlar 5.29'dan 0.71'e düşmüş. Net kar marjında bir düşüş var, lakin herhangi bir negatif durumda değil. ROIC tarafı arkadaşlar 98'den, burada daha açıklanmamış, onu yorumlayamıyoruz. Sonuç olarak arkadaşlar Info Yatırım tarafı temel analiz tarafında pozitif bir bilanço açıklamış. Lakin kar marjları tarafındaki düşüşler aklımda soru işaretleri oluşturdu açıkçası. Öz sermaye karlılığı gayet pozitif, onu söyleyebilirim. Fiyat kazanç tarafında pahalı, piyasa değeri, defter değeri tarafında ise sektörüyle eşdeğer gitmekte, herhangi bir negatif durum yok. Pozitif durumda şu an için, yatırım tavsiyesi değildir. Teknik tarafa bakarsak arkadaşlar, info yatırım tarafında şurada 3 tane kanal gördüm ben kendim anlık çizdiğimde. Burada arkadaşlar şirket şu anda ilk kanal içinde hareket ediyor. Şu aşağıyı destek olarak kullanıyor. Yukarıya kendini atmaya çalıştığını söyleyebilirim. Momentum tarafında güçsüz bir negatiflik var. Ciddi böyle bir gün içinde %3, %5'lik bir alım gelmesi halinde momentum tarafı da pozitife döneceğini söyleyebilirim. Pozitife dönmesiyle birlikte ikinci kanala kendisini atma ihtimali çok çok yüksek. Özellikle şurada baktığımız vakit ikinci kanalda belli bir miktar duruyor. Şurada üçüncü kanalı zorlayıp satış yiyor. Buna göre takibinizi yaparsınız. Burada baktığımız vakit arkadaşlar info yatırım tarafında destek söylemek gerekirse arkadaşlar 7.14, 7.15'ler destek olduğunu, 5 günlük ortalamanın destek olduğunu söyleyebilirim. Daha aşağıda Borsa İstanbul'da ciddi bir satış gelirse eğer arkadaşlar 6.80'lere doğru yol alabilir. 6.80'lerde bir alım fırsatı oluşturur. Bilginiz olsun. Şu anda 7.22'lik bir destekte olduğunu söyleyebiliriz. 7.20-7.22'lik şuradaki seanslarda gelen bir desteği var. Şu anda o destekte bakalım yarınki hareketi nasıl olacak. Şu an destekte. Eğer bunu kırarsa 7.14'ler, 7.15'ler beklenebilir. Bilginiz olsun. Lakin şu an kanal içinde olması pozitif. Momentum tarafı da pozitife dönmeye yakın. Sonuç olarak temel analiz tarafı güzel, yani pozitif bir bilanço açıklamış. Teknik analiz tarafında ise destek dirençlerinden bahsettik arkadaşlar. Kanal içinde hareket ediyor. Güvenli noktada herhangi bir sıkıntı yok. Eğer ciddi bir geri çekilme olursa 6.80'lere kadar yol alabilir. Oralarda bir alım fırsatıdır. Tıpkı şuradaki Borsa İstanbul'a geri çekilme 21 günlük şuradaki destek iyi çalıştığını söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi değildir diyerek arkadaşlar sözlerimi tamamlıyorum. İyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.